Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kitap ayracı çalıştık. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte bu güzel ayracı çalışırsınız. Şöyle görelim. Normal okuma kitaplarının boyutunda karanfilli e, çok hoş bir çalışma oldu. E, öncesinde şuradaki görmüş olduğumuz kalbimizin bulunduğu yerden başlıyoruz. Daha sonra zincirimizi çektikten sonra yukarıdaki e, karanfil altı bölümü örüp daha sonra çiçeğimizi örüp tamamlıyoruz. Örmesi çok çok kolay bir saatin içerisinde birden fazla örebilirsiniz. Tabi ilk önce bir defa yaptıktan sonra ikincisi üçüncüsü çok daha kolay olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. Bir tane düğümümü attım ve 50 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çok sıkmamaya dikkat edelim. 11 12 13 14 zincirimi tamamladım şimdi uç kısmını çalışmaya başlayalım 1 2 3 3 tane zincir atladım dördüncü zincire başını bir defa dolayarak batıyorum 1 ve 2 2 defa da çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum 3 geri döndüm dördüncüye battım iki tane de yan yana e, ikili trabzanımı ördüm şimdi tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum ve tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum tek seferde çekiyorum iki defa tek seferde çektiğimiz işlemimizi yaptık tekrar bir defa başını doluyorum 1 ve 2 iki. ikili trabzanı örüyorum kalbimizin en ucu oldu tekrar tığımın başını doluyorum bir tane ikili trabzanımdan sonra batıyorum tek seferde çekiyorum bu birincisi tekrar başını bir defa doluyorum tek seferde çekiyorum bu ikincisi ve yeniden iki tane trabzanım örüyorum 1 İki ikili trabzanımın birincisini ördüm şimdi ikincisini örerek tamamladım yaptığımız işlemlerimize bakalım 3 tane zincirimizin dördüncüsünü yuva olarak belirledik 2 tane ikili trabzanı ördüm iki defa başını tam doladım tek seferde çektim bir tane ikili trabzanı ördüm tekrar iki tane başını dolayıp birer tek seferde çektiğim trabzanı ördüm tekrar ikili trabzanımızı iki defa ördüm ve son olarak üç tane zincirimi çekip kalbimi tamamlıyorum üç tane zincirimi çekip bitiriyorum 2 ve üç aynı yuvaya giriyorum sık iğnemle kapatıyorum. Sonrasında kalbimizin bakınız başlangıç noktasındaki ilk zincirden döndüğümüz kısmın olduğu yeri şöyle alttan girip kavruyorum ve buraya şöyle kapatıyorum. Ve çekmiş olduğumuz zincirlerin her birinin üzerine birer tane batarak örmeye başlıyorum. İlk zincirimden giriyorum. Şöyle alıyorum kapatıyorum sık iğnemi örüyorum diğer zincirimi aynı işlemi yapıyorum tek katını alıyorum kapatıyorum bütün zincirlerimizi üzerine sık iğnelerimizi örerek sona kadar ilerleyelim şöyle bakalım Zincirimizin tamamını örerek bitirdim. Bir uçtan bir uca tamamlandı. Şimdi en son bakınız ipimizin de olduğu bölüm. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Çekmiş olduğum 4 zincirin üzerine hemen iki defa doluyorum. Şuradaki son zincirimin içerisine girerek örmeye başlıyorum. 1 2 2 defa ördüm evet, ve üçüncüyü çekmedim bakın tekrar iki tane doladım bir iki üçüncüyü çekmedim üç tane ilmeğim oldu dördüncü ve son kez aynı işlemimi yapıyorum dört tane ilmeğim oldu hepsini aynı anda kapatıyorum üç tane zincir çekiyorum bir iki Üç tane zincirimi çektim. Şöyle bakalım. Yandan şöyle giriyorum şu kısma ve içerisinden geçiriyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Şöyle bakın. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yine aynı boşluğa giriyorum. 1 2 çekmeden tığımda bekletiyorum. 2 defa doluyorum. 1 ve 2 tekrar 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Burada da bir tane zincir, 3 trabzanımız vardı. 3 trabzanımı ördükten sonra hepsini tek seferde çekiyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ilmeklerimin içinden geçiyorum ve kapatıyorum. İpimi yarımlandı hemen şöyle alıyorum. Ve şu şekilde hazırlamış oluyorum karanfilimin dip kısmını. Ve buradan zincir çekerek başlamıştım. Diğer taraftan da zincir çekerek bitişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum tomurcuğumun dibine batıyorum şöyle hemen zincirimin ilkine giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve tekrar bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ipimi buradan kesiyorum karanfilimizin alt kısmı bu şekilde tamamlandı şimdi iplerimizi içeriye ben gizliyorum şöyle arka tarafına Kanfilimizi örmek için öncelikle bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Ve sonrasında şöyle bakınız tam aradaki iki tane zincir çektiğim bölümümü örmeye hazırım. Öncesinde bir iki defa tığımın başını doluyorum. Zincir çekip düğüm attım ve iki defa başını doladığım tığımı şu şekilde ön yüzden zincirin altından girerek örmeye başlıyorum. Burayı sıkı tutalım ki Şöyle aldım. Önce birinci doladığımı örüyorum, sonra ikinci doladığımı örüyorum, sonra da düğümümü attığım zincirimin içerisinden geçerek birinci trabzanı bu şekilde örüyorum. Sonrasında iki defa yine başını doluyorum. Buraya giriyorum, ikişer ikişer örüyorum. Bir, iki, üç. İki defa doluyorum. Bir, iki. 3 2 İki doluyorum ikişer doluyarak trabzanlarımızı örüyoruz ne kadar isterseniz karanfilimizin genişliğini ona uygun olarak trabzanlarımızı örelim 2, 4, 6, 8, 11 tane trabzanımı yaptım ve ipimi buradan kestim. Trabzanımın sonunda ipini kestim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi farklı bir renkle devam ediyorum. İkinci açık tondaki ipimi alıyorum. İlk başlamış olduğum bölümdeki minik göze giriyorum. Oraya sabitleniyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zincir şöyle iplerimi de arkaya alıyorum. Şuradaki minik gözün içerisine giriyorum. Bakın minik araya değil minik gözlere. 1 2 3 bir sonraki minik göze giriyorum. 1 2 3 bir sonraki 1 2 3 Sırası ile bütün trabzanlarımın tepesindeki yerlere girerek örüyorum. 1 2 3 Buradan da ipimi diğer tarafa doğru uzatıp gizledim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 3 tane zincir çektim. Buradaki ipimi şöyle yan yatırıyorum. Şuradan örerken gizliyorum. Tabii daha sonra da gizleyebilirsiniz ama bu şekilde daha temiz bir çalışma olmakta 1 2 3 3 tane ördüm ve en son 1 2 3 sondaki trabzanımın da tepe noktasına batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz karanfilimizi kremle morun üzerine örüp tamamladık şu şekilde oldu bakın arkayı da gizlemiştik örerken hemen fazla kalanları alı veriyorum ve bu şekilde tamamlıyorum şimdi üzerine bir ton daha koyu morumla çalışmak istiyorum mor rengimi aldım yine ön yüzdeyim yine şuradaki morun bulunduğu yere batıyorum ipimi buraya sabitliyorum bir sabitledim bir de zincir çektim sonra yuva içerisine giriyorum şuradaki bölümüme tığımın başını dolayarak giriyorum bir örüyorum tekrar doluyorum bir tane daha trabzanımı örüyorum dolayıp tek seferde çekiyorum ve 1 2 3 tane zincir çekip buradaki tek seferde çektiğim trabzana yandan giriyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki yuvaya 1 2 iki. iki defa battım 1 2 3 zincirimi çekip yandan trabzanımı örerek kapatıyorum tekrar tığımın başını doladım 1 ve 2 1 2 3 zincirimi çekiyorum kapatıyorum tığımın başını doluyorum 1 ve 2 1 2 3 giriyorum kapatıyorum doluyorum bütün yuvalarımızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. 1 2 3 yandan doluyorum. 1 2 3 Tekrar 1 ve 2. 1 2 3 Yatırıyorum. 1 ve 2. 1 2 3. Son olarak 1 2. 1 2 3 yandan giriyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 diyorum. Şuradaki morumun bulunduğu noktaya batıyorum. Ben kalan iplerle yapmıştım. Bakınız her bir kalan ipi bir katımı rahatlıkla ördüm. Şöyle zincirimi de çekip düğümümü attım ve bu şekilde ayracımın üzerindeki karanfilimi örerek tamamladım. Şimdi buradaki ipimi de içeriye doğru gizliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım sizler de bu güzel çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.